Beyaz TV ekranlarına, ekranların gezi programı Cennet Köşeleri hoş geldiniz. Ben Mert Savaş, Gökhan abiyle beraber, Gökhan Kesmekaya ile beraber ülkemizin güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim, programımızın sürekli izleyicileri bilir. Biz daha önce de aslında buraya gelmiştik ama o geldiğimizde de şöyle demiştik. Bir de buraları baharda görmek lazım diye. Gebze'deyiz. Gebze'nin bilinmeyen güzelliklerini ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Gebze denilince herhalde sokakta 100 kişiye sorsak 95'inin hatta %100'ünün aklına sanayi gelir. Gebze'nin bir sahili olduğu, bir kalesi olduğu, ormanlık alanlar içerisinde böyle doğal güzelliklerinin olduğu bence çoğu kişi tarafından bilinmez. İşte bu güzellikleri ekrana getirmek de bizim görevimiz. Burası Ballıkayalar. Şöyle bir ekrana gelsin. İstanbul'un Anadolu yakasına 20-25 dakika uzaklıkta. Tabii her şey trafiğe bağlı. Hadi biz ona yarım saat diyelim. Avrupa yakasına tamamen köprü trafiğiyle ilgili. İzmit'in yanı başında, Gebze'nin içinde 6 kilometre uzaklığında doğadan bir cennet. Bu suyun devamında kayalıklar ve o kayalıkların arasında akıp giden dere var. Ballıkayalar denmesinin sebebi de bence kayaların suyla beraber karıştığı zaman ortaya çıktığı renk. Biz bu çekimleri yaptığımız zaman efendim günlerden çarşamba, saatlerimizde 17 suları, akşam 5 suları ve bakın biz acaba kimse var mıdır diye buraya geldik ama şunu söyleyeyim, burayı bilenler hafta içinin tadını doyasıya çıkartıyor. Çünkü hafta sonu sahiden çok ama çok kalabalık oluyor. Gezelim, sohbet edelim. Bakalım misafirler Ballıkayalar hakkında neler düşünüyor. Hep söylüyoruz, şehir çocuklarının, apartman çocuklarının en büyük hasreti doğa. Bu çekimde okulu tatildi. Gerçekten bütün yaz aslında hiç çalışmadı. Yani öyle derler ya, bütün yaz, bütün kış çok çalıştı. Çok ders çalıştı ama vallahi oğlum için bunu diyemeyeceğim. Günü kurtardı ama şimdi okulu tatil olduğu için bugün baba oğul beraber gezmeye karar verdik. Gökhan abi net görebiliyor muyuz? Bir de bazıları diyor ki Bartu annesine benziyor. Şöyle baktığı zaman babasının kopyası. Nasılsın oğlum? İyi. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sana gelirken dedim ki Ballıkayalar'a geleceğiz. Nasıl bir yer bekliyordun? Ben böyle beklemiyordum yani. Buradan biraz daha böyle farklı bekliyordum, değişik bekliyordum. Böyle beğendin mi burayı? Evet. Özellikle de suyu acayip soğuk. Su soğuk. Evet. Peki ister miydin böyle yaşadığımız yerde de bizim evin orada da böyle parklar olsun, havuzlar olsun, göletler olsun? Bunun cevabını biliyorsun. Evet, isterdim. Şimdi ne yapacağım? Burada suyun tadını mı çıkartacaksın? Aynen öyle. Dur bir dakika, dur. Nereye gidiyorsun? Suya bak. Bir saniye. Hemen. Şimdi ben röportaja başlarken dedim ki genelde şöyle olur. Çocuklar bütün sene çok ders çalıştı, tatil hak etti. Sen bu sene çok ders çalıştın mı? %0. Böyle de dürüsttür ama hemen işi de kapar, akıllıdır. Hadi sen suyun tadını çıkart. İşte gerçekten böyle baksanıza. Bunu burayı böyle görünce bunlarla oynuyor, eğleniyor. Apartman çocukluğu zor. Sadece evin önünde arkada işte otoparkta denk gelirse orada. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu grup nereden geliyor böyle? Hayırdır? Şelaleden. Kamp alanından geldik. Bir dakika, şelaleye kadar gittiniz mi? Gittik, evet. Kaç saat sürdü? Saat değil ya. Dakika. 20 dakika falan. Şelale. Evet, şelale. Ben şelaleye sonbaharda geldiğimde 2 saat yürümüştüm. Yok, 2 saat. Eğer biraz daha genç olsaydın daha erken bir vakitte şey yapardın. Çekilebilirsin. Teşekkür ederim. Çekilebilirsin. Arada bir de böyle sevgi dolu arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Ne dedi o? Sana dedi mi biraz daha genç olsaydın falan diye. Yoksa bana demez diye düşünüyorum. Bir yan yana bakalım hangimiz daha genç. Neyse, moralimizi bozmayalım. Bartu, hayat sana güzel. Sen devam et, biz çevreyi dolaşalım.
Programı açılış anonsunu yaparken üzerimde mont vardı ama öyle güzel bir hava var ki mont gerçekten fazla geldi. Bu arada bizim şehir çocuğu gayet güzel hamağında tadını çıkartıyor. Şimdi efendim herhalde sorsalar en kutsal meslek ne deseler herkes öğretmen der. Biz de saygı duyuyoruz. Öğretmenler gerçekten hepimiz için çok değerli. Ama hep şöyle bir iddia vardır. Hayatta öğretmen olursan 365 günün 200 günü tatil yaparsın. Bu doğru mudur? Var mı böyle bir şey? Tam yok diyecektim. Hafta içi öğretmen grubunu mangal yakarken yakaladım. Ondan sonra benim de öğretmen arkadaşlarım var. Size hep tatil deyince yok değil diyorlar. Masanın en tecrübeli, en yaşlısından başlayarak şöyle yanıma alayım. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız efendim? İyiyim. Öğretmen grubu değil mi? Evet, öğretmen grubu. Çocuklar sınıflarda öğretmen, öğretmen diye ağlarken onlar burada. Biz bugün TEOG görevimizi yerine getirdik. Evet, benim de oğlum bugün tatil. Türkiye'de biliyorsunuz bugün çok önemli bir gündü. Çocuklarımızın özel günüydü. Onu yerine getirdik görevimizi. Onları evlerine gönderdik. Ondan sonra biz de güzeldi, hava güneşliydi. Güzelce değerlendirmek için bu güzel yerimize geldik. Şimdi merak ediyorum. Buyurun. Bir öğretmenin senede kaç gün tatili var? Cumartesi, pazarlar bir de 1,5 ay yaz tatili var. Onun dışında bayramlar eğer denk gelirse yasa gereği çocuklar eve gittiği için devlet memurlarını da eve gönderiyorlar. Evet. Yani biz şimdi böyle şaka yapıyoruz ya bunu bazen ciddiye alıyorlar. Vallahi bir kere şimdi siz söylemeyin devlet memurusunuz değil mi? Evet, evet. Siz söylemeyin. Hani karşılaştırma yaptığımız zaman Avrupa'daki ve gelişmiş ülkedeki meslektaşlarına göre çok daha fedakarlık yaparak çalışan öğretmenler ülkemizde yaşıyor. Bunun altını çizelim. En zor çocuklar da yine bizim ülkemizde çünkü eğitim sistemindeki ara sıra yaşanan değişiklikler, sınavlar değişmesi bu iş zor. Nereden geldiniz? Gebze'deyiz biz. Tuzla'dayız. Birazımız Tuzla'da, birazımız Gebze'deyiz. Burayı ne zaman keşfettiniz? Burayı yıllardır biliyoruz. Güzel bir ortam, güzel bir tabiat ortamı. Fırsat buldukça ara ara gelmeye çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Çok gölet var. Herkese tavsiye edelim. Sonra bir daha geldiğimizde yer bulamayalım. Hafta sonları inanın çok kalabalık. Yani biz bugün özellikle fırsatı değerlendirelim diye geldik. Hafta sonları halkımız sağ olsun yeterince ilgi gösteriyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Herkes gelsin, herkes tadını çıkarsın. Ama tek bir şartla giderken getirilecek bir büyük poşetle en azından poşetler toplayıp çöpe atılsın. Dünyanın en güzel ülkesini el birliğiyle açık alan çöplüğüne dönüştürmekte üstümüze yok. Her programda bir iki kere söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Gerçekten öğretmenler bu yoğun sınav gününde arada da boş durmamışlar. Salata da yapmışlar. Gerçekten büyük fedakarlık. Ne yazık ki buyurun. Efendim? Ne yazık ki bitti ama. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İlk defa gelen var mı Ballıkayalara? Ben de. Çoğumuz yani. İlk defa. O zaman oraya da gelelim. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. Manzarası olsun. Ördekler, gölet olsun. Hepsi güzel. Bütünleşmek güzel burada tabii. Peki yürüyüş yaptınız mı? Henüz daha yedikten sonra inşallah yapacağız. Biraz sonra. Yalnız ben bir şey anlamadım. Ben buraya geldiğimde şelale için bir buçuk saat yürümüştüm. Ama şöyle demişlerdi. Daha da ileride demin arkadaşlar dedi ki yarım saatte şelaleye gittik. Gittiniz mi daha önce şelaleye? Gitmediniz değil mi? Braş? Müzik öğretmeniyim ben. Müzik öğretmeni. Şimdi biz gidince şarkılar falan, türküler de başlar burada tabii. Değil mi? Müzik öğretmenlerinin sesi hep güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin? Matematik. Hayatım boyunca. Yani şöyle söyleyeyim. Çok zor. Çok zor. Alıştım artık bu tepkilere. Ama yani. Branş öğretmenleri çok yoğun çalışıyorlar. Fen bilgisi. Fen bilgisi. Siz öyle durmuyor. Yemin ediyorum. Sınıf öğretmeni gibi duruyor. Şöyle bakınca değil mi? Daha bir anaç mı? Böyle şey yani değil mi? Fen biraz daha zor ya. Hani o zor şey yokmuş gibi. Zor bir soru çözecek gibi görünmedi mi? İlk öğretimde. Evet, ortaokuluz. Bartu. Bartu nerede? Bakayım bizim... Ders çıktı. Gel bir dakika oğlum gel. Gel bir dakika, gel bir dakika. Ama o daha dördüncü sınıf, o bilmez değil mi? Fen öğretmeni. Evet. Soru alalım. Biz şimdi dörtler yok bizde. Dörtler yani yok. Müfredatı hadi, bilmiyorum. Ortaokul olduğumuz için 5'ten 8'e kadar. Elveda kamera. Gel merhaba. Merhaba. Allah bağışlasın. İyi denk geldi Bartu ile beraber. Evet. Sen kaça geçtin? Ben 3'e geçtim. Kaça? 3'e. Nasıl okul? Nasıl geçiyor günler? İyi. Hadi neyse. Yerinde duramıyorlar. Kıpır kıpır. Ben
Matematik sizin? Sizce? Madem bildiniz, evet, Türkçe. Başarılıydım Türkçe'de ama ben resimden ikmale kalmış bir öğrenciyim. 11 dersin 9'unu zayıf getirerek, sakın örnek almayın. Her şey ders değilmiş demek ki. Yani şöyle söyleyeyim. Efendim? Önemli olan işiniz gücünüz var kendinize ait. SSK mı? SSK'lı bir işiniz var. SSK o da var ya. Peki şöyle devam edelim. Bu arada köfte bitmiş. Buyurun, buyurun, buyurun. Hocam var mı bir formülüm? Kıymaya x dersek soğana da y. X artı y eşittir köfte. Evet, x artı y eşittir köfte. Matematik ne işimize yarıyor? Yarıyor işte. İşte matematikle köfte yaparsan üstü yanar. Ne varsa anneanne babaanne. Efendim? Evet oğlum, ben pişirmediğim için. Mangalı bilişim öğretmeniyle. Bilişim diye bir ders mi var şimdi? Siz mi? Ben beden eğitimi. Bilişim öğretmenimiz yürüyüşe çıktı. Yani biz beden eğitimi. Şurada desek gibi inşaat, okul şey hazır yani. Yemin ediyorum yani bütün branşlar var. Abla çok sessiz. Sosyal bilgiler. Onu yormuş çocuklar ya. Bebeler yormuş onu. Bizim Ankara'da öyle deriz biz. Kaç öğrencisi? Yani 8. sınıf öğrencileri olduğu için TEOG'a girdiler ya, çok yoruldu. Son 2 aydır çok yoğunlar. Çok yoğunlar çok vallahi. Yoğunlar. Allah hepsine kolaylık versin. Bugün gerçekten sınav gününe denk gelince misafirlerin çoğu öğretmen. Yine böyle güzel bir aile. Bu arada abi geleceğim de sen balıkları gördün mü? Gökhan abi. Şuraya baksana. Burada bayağı balık var. Bak bak. Bak bu tarafa. Oraya bakarsan bak. Bilmiyorum ne kadar çok balık var. Ben buraya geçen geldiğimde görmemiştim. Ama büyük ihtimalle tutmak yasaktır. Sevgili abim, merhaba, nasılsınız? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz. Böyle insanların yüzünün güldüğünü görünce böyle bir mutlu oluyoruz. Biz de aynı şekilde, yani şu anda toplumun en büyük yani sıkıntılarından biri gülememe, iletişimsizlik, umutsuzluk. Elhamdülillah biz de inançlı biri olarak yani gelecekten hep ümitliyiz. İlk gelişiniz mi buraya? Evet, ilk defa geliyorum. Nereden duydunuz Ballı Kayalar diye bir yer olduğunu? Yani internette gezerken Gebze'den nereye gidebilirim? Ben yeni geldim buraya. Nereden geldiniz? 8 ay önce Urfa'dan tayinim çıktı öğretmenim. Merkez mi? Evet, Urfa merkezden. Selam olsun oradaki dostlarımıza da. Aleykümselam, bizden de selam olsun Urfa'daki bütün arkadaşlara, dostlara. Yengem neler hazırlamış bu arada, bir dakika. Mantar, bulgur pilavı, salata. Abim yalnız önden Urfa hızlı. Çayı. Urfa çayı. Urfa kaçak çayımız var. Değil, İnşallah size de ikram edelim. Mutlaka içeriz. Ablam nasıl? Buralar iyi geldi mi Urfa'dan sonra? Özlediniz mi Urfa'yı şimdi? Evet, özledim. Gerçekten çok özledim. Ama olsun, yani buralar da güzel. Ben ilk defa geliyorum. Ben burayı çok beğendim. Yürüyüş yaptınız mı? Yok, daha yapmadık. İnşallah yapacağız. İlerleyen yerlerde çok güzel yerler var ama biraz böyle dikkatli yürümek gerekiyor. Önce sorduk değil mi? Evden gizli gelen var mı dedik. Niye abi, yine mi öğretmen? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben mi yaşlandım, öğretmenler mi gençleşti ya vallahi? Bizim zamanımızda böyle öğretmenler herhalde, yani bizim zamanımızda da öğretmenler böyleydi ama biz mi anlamıyorduk? Yani hiç öğretmen der mi insan şöyle bakınca? Çok sempatik değil mi? Efendim? Gerçekten yani. Al böyle eve biblo diye koy öyle. Ne siz? Branş? Türkçe. Hangi okul? Yunus Emre Ortaokulu. Nerede? Gebze. Gebze'de. Burayı kim keşfetti gruptan? Ben keşfettim. Daha önce gelmiştim buraya. Arkadaşlar da gelsinler, görsünler bu güzellikleri istedim. Nasıl güzel yer değil mi? Yani insan, çünkü Gebze deyince hep insanın aklına şu geliyor. İşte şu fabrikalar, sanayi, dumanlar falan filan. Evet, gerçekten doğaya, iç içe, kayalıklar, mağaralar. Birazdan gezmeye gideceğiz zaten. Ekibi yürüteceksiniz. Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kesin yürümek lazım. Bu arada koltuk o kadar rahat ki. İnsanın kalkası gelmiyor. Sizin branş? Fen bilimleri. Abi yemin ediyorum değişmiş. Bak yani affetsin hocalarımız ya. Bizim fen bilimleri hocalarımız böyle değildi ya. Yemin ediyorum sizin? Beden eğitimi. Beden eğitimi. Tamam, bizim beden eğitimi öğretmeni böyleydi. Onda sıkıntı yok. Vallahi. Ya, Türkçe öğretmeni de böyle değildi bizim. Bizim Türkçe öğretmeni kimdi ya?
Eyvah, dur ya. Etkili olabilir. Yani izliyordur herhalde de Türkçe öğretmeni. Cem Yılmaz'ın dediği Türkçe öğretmeni. Hani coğrafyayı hatırlıyorum. Latif Hoca vardı da o da disipline vermişti beni. Ya tabii canım. Demin resimden ikmale kaldığımı söyledim. Bu gerçek. Coğrafyacı da disipline vermişti Latif Hoca. Savunmadan dolayı bir ceza daha almıştım. Yani o zamanlardan böyle belliydi bir ışık olduğu bende. Sizin? Ben müzikçiyim. Allah abi mikrofon. Güzel değil mi ses kesin? Evet. Çok evet. Güzel. Ya işte idare eder. Memleket neresi? Normalde işte korodan arkadaş. Bunlar beraber koroda da çalışıyoruz. Öğretmen korosu yapıyoruz. Nerelisin? Aslen Iğdırlıyım. Oralarda güzel değil mi? Yani oralarda güzel. Yalova'da oturuyorum. Aileme yakınım zaten. Baba da öğretmen. Yani biz de aile öğretmen diye gidiyor böyle. Yani şimdi ilk girişiniz değil mi bugün buraya? Yani daha yeni geldik. Arkadaşımız daha önce gelmişti. Biz yani mesela geldik. Gebze'de böyle bir yeri gelirken düşünmüş müydünüz karşınıza böyle bir manzara çıkacağını? Yani pek değil. Dediğiniz gibi böyle organize sanayi gibi düşünüyorduk biz de. Çok fazla şey düşünmüyorduk. Ama buraları gördükçe hoşumuza gitti. Biz de kendimiz arada bir atıyoruz böyle. Vallahi bugün TEOG sınavı vardı zaten. Ya bu TEOG sınavı valla aslında bugün herkese nefes aldırdı. Ben size de sormuş musun Sibraş? Matematik. Abi yok kesin bak. Bizim Emine Zaim Hoca vardı mesela. Biz zalim derdik ona. Matematik. Sizin? Matematik. Matematik. Yani... Abi biz yaşlanmışız bak yemin ediyorum yani öğretmenler bizim zamanımızda da gençti. Berna Küçük Yıldırım hatırladığım son matematik öğretmeni. Ama eminim beni hatırlamak istemiyordur yani yemin ediyorum beni hatırlamak istemiyordur. Beni gördüyorsa da kanalı falan değiştiriyordur. Mikrofonu verdik. Evet. Sizi... Evet. Aziz dostum benden küsüp incidi. Yat kimin ayrılıp çıktı evimden. Aziz dostum benden küsüp incidi. Yat kimin ayrılıp çıktı evimden. O giden yolları ot basıp indi. O gidip kalmışam hasretindeyim. O gidip kalmışam hasretindeyim. Nece name koşum, nece dinleyim. Dost gidip özme gelebilmirem. Ele bil ellerim kırılır benim. Gözümün yaşını silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem. Beni Türk öğretmenlerine emanet edin. Baksana abi sohbet, muhabbet ne kadar güzel. Yalnız öğretmenlere her şeyi yaptıracaksınız. Geçen masada da aynısı vardı. Mangal yaptırmayacaksın kardeşim. Öğretmenden eş alıyorsan mutfağa sokmayacaksın. Erkek olsun, bayan olsun. Onlar öğretsin. Efendim öğretmenler mangal konusunda yeteneksiz olsalar bile kendi aralarında da ufak bir kıskançlık elbette hakim. Az önce sohbet ettiğim abim dedi ki Iğdırlı genç kardeşim söyler de ben bir Urfalı olarak söylemez miyim? Vallahi şeref duyarız abi ben vereyim mikrofonu size. Bizim canımıza minnet. Estağfurullah. Urfalıyam ezelden Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden vay gönlümün gözü çıksın gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden sevmeseydim ezelden vay Ağam olasan, Ömer Paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer bize gelesen, Ömer vay. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Çok tekrar teşekkür ederim. Biz gelirken kendi aramızda ekip olarak konuşuyorduk. Hani geliyoruz, kaç dakika anlatabileceğiz? Acaba hani manzara güzel de hiç böyle misafir var mıdır diye. Sahiden güzel günümüzdeymişiz, şanslı günümüzdeymişiz.
bilmiyorum. Kısaca bir o tarafa da doğru gidelim. Ondan sonra artık yavaş yavaş buradan ayrılacağız. Çünkü umduğumuzdan çok daha fazla süre ayırmış olduk. Yalçın, şöyle güzel bir klip. Ondan sonra bakalım kayalıklara doğru karşımıza neler çıkacak. Her zaman söylüyoruz, bizler artık seyahat planı, gezi planı, hafta sonu planı yaparken hep çocuklarla rahat edip edemeyeceğimizi merak ediyoruz. İşte bugün bana güzel de bir ölçü oldu. Belki de uzun bir aradan sonra hem baba oğul baş başa iş içinde olsa zaman geçiriyoruz. Hem de o da bu güzellikleri bizde görüyor. Nasıl, rahat yürünüyor mu Bartu? Yani dürüst olayım. Yani şurada basamaklar var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Mesela şurası, yani geçilmiyor. Peki bir şey soracağım sana. Nasıl buldun? Bak bu kadar yakınsın, doğayla işlesin. Güzel mi? Vallahi ben şu kaz mıdır nedir onlardan ben korkuyorum. Korkuyorsun, bir şey yapmaz onlar. O zaman artık korkmuyorum. Bir bak bakalım, elini bir değdi misin? Su soğuk mu? Çünkü belli mevsimlerde artık şöyle bir... Bir ay, bir buçuk ay sonra gayet güzel yüzülüyor. Böyle belli yerler var. Ama dediğim gibi bu sefer biz bayağı bir planımızın dışında ilerliyoruz. Ama Gökhan abi, şu güzelliğe bakar mısın bak. Bir de vallahi bak, bu çocuk, çocukla gelmeyin. Ben size söyleyeyim, çocukla gelmeyin. Oğlum dur. Çocukla gelirseniz işte hep bunu söyleyeceksiniz. Oğlum dur. Sürekli oğlum dur, oğlum yapma, zıplama, düşeceksin. Şimdi tam böyle kar sularının da eridiği, tepelerden suların da geldiği dönem. Geçen geldiğimde bu kadar güzel değildi. Hadi biraz daha yukarılara doğru gidelim, ondan sonra geri döneceğiz. İhtiyar, gelebilecek misin böyle? Okey, come on, let's go. Aslında çok daha güzel yerler var, gezilecek, anlatılacak, muhteşem bir yürüyüş yolu var ve dediğim gibi şelaleye kadar gidiyor ama hesaplarımızın çok ama çok üstünde buraya süre ayırdık. Gün yavaş yavaş veda etmeye hazırlanıyor. Daha bir iki saat var ama renkler gayet güzel. Bartu kalmamızdan yana ama bizim de gitmemiz gerekiyor. Çocuklarınızla da gelin. Buranın tadını çıkartın. Hep ne diyoruz? Benden size tavsiye, hafta içi gelin. İşte herkes doğanın tadını çıkartıyor. Cennet köşeler Gebze'de devam ediyor. Efendim, ballı kayalardan ayrıldık. O güzelliği bir köşeye bıraktık. Şimdi bambaşka bir güzellik için Eskihisar'a geldik. İddia ediyorum Eskihisar'a belki yüz binlerce, milyonlarca kişi geldi ama hiç o feribotlardan sağa doğru dönen oldu mu? Ya da mutlaka olmuştur da ben şöyle söyleyeyim. 100 kişiden ya 5 kişi dönmüştür ya da 10 kişi. Bakın. Nasıl farklı bir dünyaya, burada nasıl bir güzellik varmış demeye hazır olun. Teknemizin adı geldiğimiz yer Eskihisar. Ben Raif abiyi tanıyordum. İyice gençleşmiş. Aynı zamanda şimdi kardeşiyle de tanışıyoruz galiba. Merhaba. Ali ben de. Nasılsınız Ali abi? Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir çıkalım. Seyircilerimize Cennet Köşeler'de Eskihisar'ı bir denizden gösterelim mi? Çok iyi olur. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Sevgili Raif abim, nasılsın? Hoş geldiniz, hoş geldiniz köyümüze, Şirin köyümüze. Hoş bulduk. Özlemişiz sizi. Tabii tabii, geçen seneden beri bayağı biz de özledik sizi. Arada bekliyoruz. Telefonlaşıyoruz ama. Ay, tabii ki tanışıyoruz. Telefonlaşacağız tabii, boş bırakır mıyız? Bakalım denizden nasıl İnşallah. Gözüküyor. İnşallah. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İddia ediyorum,
iddia ediyorum. Programımızı izledikten sonra yolunuz arabalı vapura düşecek ama siz diyeceksiniz ki bir sonrakiyle gidelim, sola dönüp Eskihisar'ı mutlaka görelim. Harika bir hava, şahane bir manzara. Şimdi Raif abiden ben bilgileri alacağım. Eksik bir şey de söylemeyeyim diye. Raif abi, şu anda biz neredeyiz? Şu anda Gebze'nin Eskihisar köyünde topçulara geçen feribotun tam önündeyiz. Yani yaz sezonu, kış sezonu milyonlarca insanın feribota binip karşıya, Yalova, oradan Bursa, İzmir... Ne kadar yolcumuz varsa buradan geçiyor feribotla, evet, 24 saat açık. 24 ama, saat ama işte sahada geçiyorlar. Sahada geçiyorlar. Şimdi biraz sonra dönecek efendim bizim teknemiz. Teknemizin adı da aynı, Eskihisar. Bizde her şey orijinal. Öyle diyoruz ya. Bu arada güzel, selamımızı da aldık. Evet. Şimdi biz deniz yoluyla geliyoruz. Siz efendim geldiniz. Sağ tarafta topçularda feribotu gördünüz. Sola bir yol gider. İşte o soldaki yola girdikten sonra Eskihisar bir sahil köyü, balıkçısıyla, kahvaltıcısıyla, kalesiyle, gezi alanlarıyla, lezzetleriyle sizleri bekliyor olacak. Şöyle döndükten sonra zaten daha da iyi göreceğiz. Elbette bütün bunların bir de gerdanlığı var, değil mi? Tabii gerdanlığı var. Bu Osman Gazi Köprümüz yeni oldu. Ve biz de ona çok yakınız. Gayet güzel. Yani gece ışıklar yandığı zaman çok çok, yani zannediyoruz ki kendimiz İstanbul Boğazı'ndayız. Vallahi her yer ayrı güzel. Tabii. Efendim işte anlatmaya başlayabiliriz. Bakın tam şu karşıdaki nokta. Evet. Burası Eskihisar'ın girişi. Buradan arabayla giriş başlıyor. Evet. Hatta vakit varsa arabayı otopark varsa bırakıp yürüyerek de gezebilirler. Otoparklarımız da var. Yani hem girişte hem de Eskihisar'ın içinde de otoparklarımız var. Hepsini daha güzel şekilde, gelen misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlanıyor burada. Şu anda harekete başladığımız, değil mi? Limandan, limana, evet, doğru geldik. Evet. Karşıda da bir kale görüyorum. Ben o kaleyi de sanki bir filmlerden hatırlıyorum gibi Raif abi. Evet, evet. Burası Cenevizlerden kalma bir kalemiz. Ve burada ben 15 yaşındayken çevrilen birkaç tane filmler var. Mesela... Kartal Tibet'in çevirmiş, yani Kartal Tibet'in çevirmiş olduğu Tarkan filmi. Burada değil mi? Evet, evet, burada çevrildi. Cüneyt Arkın geldi. Rahmetli Yılmaz Köksal geldi. Yani burada çok filmler çevrildi zamanında. Cenevizlilerden kalma bir kale. Evet. Bakın, yukarısı şehir, ortası tarih, aşağısı deniz. Yani sahiden Eskihisar ne kadar güzel, değil mi? Çok güzel, çok güzel. Hayranız. Hepimiz yani buraya aşıkız. Gelen misafirler de böyle tekneyle tur atabiliyor mu? Tabii tabii. Biz burada istedikleri zaman, istekler doğrultusunda yazın gelenlere, arzu ettikleri zaman biz bunları ücret mukabilinde gezdiriyoruz. Tabii başka misafirlerimiz de gelse onları da özel gezdiriyoruz. Yani burada... Yani bu tekne turu yapılabiliyor burada. Tabii 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 tabii, yapılıyor. Peki şimdi şöyle başlayalım, bakın. Bu arada ilerleyen dakikalarda bayağı geniş yer vereceğim. Çok güzel ve özel bir de macera parkı yapılıyor, değil mi? Evet, evet. Kalenin hemen yanındaki yamaca, yani tepeye Gebze Belediye'mizin, evet, yapmış olduğu çok güzel bir macera parkı var. İşte artık bitmesi de yaklaştı. Son aşamalarına geldi. Yani yazın burada gerçekten harika zaman geçirilecek. Tabii, tabii. Şimdi kalenin içinde bir de bizim sinema günlerimiz var. Kalenin içinde sinema, evet, günleri. Evet, evet. Amfiteyatro şeklinde oturma yerleri var. Orada belediyenin belirlemiş olduğu tarihte 20 gün zarfında işte Türkiye'deki çıkan popüler filmlerden, yani güzel filmlerden derlenip ve burada halka bedava olarak seyrettiriliyor. Müzik.
Şimdi efendim bakın, Eskihisar'a geldiğiniz zaman kahvaltınızı yapabilirsiniz. Yine bahsedeceğim müzeden. Nefis bir müze var ama istiyorsanız sandal kiralayabiliyorsunuz, balık tutabiliyorsunuz. Sahil boyu özellikle hep söylüyoruz, bugün getirmedim. Ballı Kayalar çekiminde yanımdaydı oğlum Bartu. Çocuklarınızla harika bir şekilde, güvenli bir şekilde buraya gelebilirsiniz. Her yer park, bahçesi, camisi, yaşam alanları ve nefis manzarası. Şahane. Bunu bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok minnettarız. Bize bu sahili yaptılar, armağan ettiler. Araç girmiyor. Evvelden araç giriyordu. Kesinlikle araç girmiyor. Bütün şu anda kullanıma açık. Gayet güzel bir sayfa. Çok güzel yürüyüşler oluyor işte. Milletin gördüğünüz gibi balık tutuyorlar. Herkes böyle bir güzel bir gününü geçiriyor burada. Vallahi teşekkür ederim. Biz de güne şahane başladık deniz kokusuyla. Bakın hafta içi. Hafta içi falan değil. Her gün kalabalığımız var. Evet, hele hafta sonları artık adım atamıyoruz. Ben yine her zaman söylüyorum, bir yerin tadını çıkartmak için hafta içi gelin. Bakın burası da yine güzel bir işletme, balık ekmek. İsteyen oturup restoranda masasında balığını yiyor. Arzu ederse burada da o şekilde, ya da işte İstanbul'da o gördüğümüz meşhur balık ekmek tarzında sandalına da oturup. Zaten Eminönü'ndekinin aynısı, oradan geldi buraya. Oranın bir şubesi. Şube mi? Evet, evet. Güzel. Orada da balık ekmeğini yiyor. Hava biraz tabii güneşin etkisiyle ama net görüntü veriyor mu bilmiyorum ama solumda Eskihisar Kalesi, sağımda Osman Gazi Köprüsü, ortada deniz, mis gibi hava. Hatta şöyle diyelim, sağımda kale, solumda deniz, her zaman taze balık güler yüz Eskihisar'a bekleriz. Eylül ayında gelmiştim Eskihisar'a. O zaman müzenin içine girememiştim. Biraz sonra içeriden güzellikleri de sizlerle paylaşacağım ama neredeyiz? Elbette Eskihisar'da Osman Hamdi Bey'in evindeyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir yer. Neresi burası tam olarak? Burası Kocaeli Büyükşehir'e bağlı Gebze ilçesinin Eskihisar köyü. Burası Osman Hamdi Bey'in müzesi ve evi. Burayı Osman Hamdi Bey yazlık olarak kullanmış. 1884 yılında yapılmış. Şu anda biz burayı reprodüksiyonlarıyla, resimlerin reprodüksiyonlarıyla birlikte bu müze olarak kullanıyoruz burayı. Bu arka tarafta müştemilat binası, ahırlarının ve hizmetkarlarının olduğu bina. Arka tarafı restore ettik. Halkımız değerlendirsin diye, eğlensin diye, yeşil bir doğal bir ortamda eğlensinler diye. Bakın, bahçe çok güzel olmuş. Şimdi bizim gönlümüzden geçen, bu işe gönül veren herkesin gönlünden geçen şu. Bahçeyle beraber konağın da bir elden geçmesiyle, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Osman Hamdi Bey evi, müzesi ve koruluğu diye geçiyor. Burası 30 dönüme yakın bir alan, koruluk alanı. Biraz sonra göreceğiz zaten. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bu arada dolap beygiri. Denince aklıma İlyas Salman'ın o filmi geliyor. Dolap beygirini mi göreceğiz? Dolap beygirini göreceğiz. Faal değil ama göreceğiz. Faal olmasa bile dolap beygirini de göreceğiz. Şöyle ben bir tur edeyim. Hayırdır burada? Burada bizim okulumuzun şeyi var. Ona çalıyoruz. Resim sergisi var. Resim sergimiz var. Evet. Hangi okul sizin? Özel Afşin Bey. Nerede bu okul? Darıca'da. Oradan geldiniz. Siz de lise öğrencileri misiniz? Evet. Yetenekli çocuklar vallahi, bravo. Aynen öyle. Tamam, Osman Hamdi Bey'in iki tane eserinin adını söyleyin lütfen. İki tane eser. O tamam. O yüzden bir tane kaplumbağa, bir tane diye sormuyorum. İki tane soruyorum. Kaplumbağa terbiyecisini herkes bilir. İkinciyi alayım lütfen. Ben bir tane söyledim, onlar söyledi. Vallahi eski insanlı olan sensi kardeşim. Silah taciri vardı herhalde. Silah taciri var mıdır? Kesinlikle. Doğru. Sizi tebrik ediyorum. Sizi tebrik ediyorum. Bravo ya, ne kadar güzel. Sergi de içeride. Şahane. Yetenekli öğrencileriniz var mı çok? Gayet iyiler. Çünkü sonuçta sağlık meslek lisesi ama sağlığın yanında beraberinde sanatı birleştirdik. Helal olsun. Şimdi sizler ne olacaksınız bu okuldan mezun olunca? Hemşire oluruz. Hemşir diyorlar değil mi? Hemşir.
Hemşir mi? Hemşir şey ya. Hemşir Amerika'da bir yer değil mi ya? Hemşair. O ne? Hemşir ya. Hemşire. Hemşire. Sonra 2 yıl daha okul var mı? Yani üniversite 4 yıllık. Üniversite 4 yıllık. Hemşire. Herhangi bir özel hastanede çalışabilirler. Aşağı hemşire geçiş hakkı kaldırıldı diye biliyoruz biz. 4 yıllık var. Yani bir şey söyleyeceğim. Okul bitti, meslek hazır mı? Hazır. Şanslı çocuklar. Bir de ekstra meslekleri de var yani. O nedir efendim? Müzisyenler aynı zamanda. Müzisyenlikle uğraşıyoruz. Profesyonel. Evet. Müzik grubu sahne perişan. Alıyoruz. Grup perişan. Evet. Varsa 3-5 verelim de çocuklara. Bu ne? Estağfurullah. Grup perişan ya. Evet. Adı bile Küçük Emrah'ı çağrıştırdı bana ya. Hikayesi var. Bayağı yaşanmışlıklar. Bir dakika yaş kaç? Yaş 19. Yaş 19 ama yaşanmışlıklar var. Gökhan Kesmekaya yaşanmışlıklardan bahsediyor. O zaman beraber söylüyoruz. Perişanım şimdi mutlu oldun mu? Perişanım şimdi mutlu oldun mu? Yok muydu öyle bir şarkı? Yok öyle bir şarkı mı? Perişanım şimdi. Size drama köprüsü yapalım. Drama köprüsü yapalım size. Drama köprüsü yapalım, hadi yapalım. Tamam. Yalnız sesleri falan güzel, yetenekli de çocuklar, iyi günde denk geldik. Moral alkışı, moral alkışı, moral alkışı. İşte böyle tabii. Çok teşekkürler. Köprüsünden yazsan dardır geçilmez bre yazsan dardır geçilmez. Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez. Soğuktur suları Hasan, bir tas içilmez. Mezar taşlarını asan, koyun mu sandın bre atsan, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan, koyun mu sandı? Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Grup Perişan, şunu söyleyeyim. Çok güzel sesleri var, yetenekleri de çok iyi. Ben bunda samimiyim. Özellikle buradan belediyelerdeki dostlarıma söylüyorum. Festival zamanı yüz binlerce lira ünlü isimlere verirken arada ufak bütçelerle sadece bu kardeşlerimi değil, bu kardeşlerimiz gibi müziğe gönül vermiş tüm gençlerimizi, yani ben 23-24 yaşında evlensem onlar kadar çocuğum olurdu. Çocuklarımıza destek verelim. Bunun altını çiziyorum. Tamam, ünlü isimlere yüz binler ödeyelim ama her festivalde de yakın yerlerde de bizim pırıl pırıl bu gençlerimizi sahneye çıkartalım. Onların hem harçlığı çıkar hem eğitim masrafları çıkar. Bir zamanlar burası derler ya, hani eskiden şöyle derlerdi. Bir zamanlar burası dutluktu, şimdi bina oldu. Bir zamanlar burası neydi efendim? Bir zamanlar burası Osman Hamdi Bey'in kullandığı, hizmetkarlarının kaldığı alt katın ahırı. Burası Osman Hamdi Bey'in ahırı, atlarının bulunduğu yer. Şimdi de böyle güzel organizasyonlar, sergiler yapılıyor. Kesinlikle. Bahar'la birlikte öğrencilerimizin öğretim eğitim yılında çalışma yapıyorlar, resim çalışması yapıyorlar. Resim çalışmalarını sergiledikleri bölüm oluyor burası. Aynı zamanda resim kursu da mı veriyorsunuz? Resim burada? Kursumuz eğitim öğretim yılında İbrahim hocamız eşliğinde eğitim öğretim yılı boyunca resim kursumuz da vardır. İsteyen arkadaşlar gelip ondan faydalanabilirler. Şimdi az önce bahsetmiştik. Şimdi ben Dolap Beygiri'ni dediğim gibi film olarak izlemiştim. Dolap Beygiri gibi koşmak, Dolap Beygiri gibi dolanmak. Ama bana bunu gösterselerdi ve ne deselerdi, samimi söylüyorum ki o kadar gezen biri olarak bunun Dolap Beygiri olduğunu ben bilmezdim. Neden bu Dolap Beygiri? Dolap Beygiri neden? Şimdi şuradan
bir tane 10'a 10 bildiğimiz büyük bir tahta. Kuyumuz şurada. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Biraz daha yanaştırıyoruz. Şöyle tahtayı beygire bağlıyoruz boynuna. Çift sürme gibi. Hani tarla veya çift sürme gibi. Beygirimiz devamlı dönüyor bu şekilde. Buradan bağlanan zincirle, şuradan bağlanan zincirle, şu çarkla döndükçe, beygir döndükçe bu çark kuyudan kepçeyle suyu çıkarıyor. Buraya çıkıyor. Şuradan görünüyor zaten şurası. Evet. Şuradan su çıkıyor. Buradan da kullanılıyor. Yani faydalanacak kişi suyu buradan alıyor. Sürekli aynı yerde döndüğü aynı için yerde, adı da yuvarlak. Dolap beygiri. Ekseninde dönüyor yuvarlak. Abi, bunu da öğrenmiş olduk. Az önce sohbet ederken bahsetmiştik, Osman Hamdi Bey'den bahsedeceğiz diye, ama burası 12 ay hafta içi hafta sonu gelin damat fotoğraf çektirmek için buraya akın ediyor. Günün damadı Semih. Günün damadı Semih, adam bildiğin sabır ağacı. Yani ben bu kadar damat gördüm, böyle sabırlısını görmedim. Hatta şöyle dedim, damat adın ne dedim, gelininden şöyle bir ses geldi. Bak şu anı yaşadık. Damat adın ne? Tabii yani artık dedi ki burada her şeyi ben söylüyorum. Hatta dedim ki Semih nasılsın dedim. Çok iyi. Çok iyi yani. Semih seninle gurur duyuyoruz ya. Çok teşekkür ederim. Bu arada kardeşimizin adı ne? Tuğçe. Tuğçe ve Semih'e de bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çok mutlu olsunlar. Kaplumbağa terbiyecisi hepimizin bildiği eseri ama çok hizmeti var değil mi? Kesinlikle. Ülkemizde tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmaması için ilk arkeoloji müzesini kuran, Görsel Sanatlar Akademisi'ni, Mimar Sinan Görsel Sanatlar Akademisi'ni kuran kurucusu Osman Hamdi Bey'dir. Ayrıca Osman Hamdi Bey'in siyasi yönünü de genelde bilinmiyor. Aslında Osman Hamdi Bey bir siyaset adamıdır. Nereden diyeceksiniz? Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olduğunu biliyoruz. 7 ay bir dönem, kısa bir dönem yapmış ama Kadıköy'ün ilk belediye başkanı Osman Hamdi Bey'dir. Peki buradaki içeride de gezdiğimiz zaman şunu göreceğiz. Bazı eserlerin, orijinallerinin nerede olduğu yazıyor altında. Kesinlikle. Ama bazılarında yazmıyor. Özel koleksiyonlar. Onlar satın alınmış özel koleksiyonlar. Hani iş adamları malikanelerinde falan değerlendiriyorlar. Ama Kaplumbağa terbiyecimiz de sonuçta alındı ama Pera Müzesi'nde sergilenmektedir. Cennet Köşeler Gebze'de devam ediyor. Cennet Köşeler'de Gebze'de turumuzu tamamladık. Ev sahibimizin yanına geldik. Ama ben şunu gördüm. Hani baharın, ilk baharda daha doğrusu o çiçeklerin açmasıyla hava da güzelse, hani bence çok uzaklara huzur aramaya, mutluluk aramaya gerek yok. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, Kocaeli merkezdeyseniz Gebze sanayi şehri olmasının dışında doğal güzellikleriyle de sizleri bekliyor. Sayın Başkanım nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Tabii Türkiye bütün buradan sizin aracınızla bütün bizi izleyenlere hayırlı günler diliyorum. İnşallah hem Gebze'miz hem Kocaeli'miz hem Türkiye'nin hayırlara vesile olmasını ve Türkiye'nin de önünün açık olmasını diliyoruz. Çünkü gelinen süreçte bir rahatlama oldu. Malum bir halk oylaması süreci yaşadık. Aşağı yukarı 60 gün boyunca yapılan 50-60 gün arasında yapılan çalışmaların neticesinde 16 Nisan'da bir halk oylaması gerçekleşti ve burada evet oyların yüksek çıkmasıyla birlikte baraj aşılmış oldu ve Türkiye bugün yeni bir yola, yeni bir sisteme girmiş oldu ve Türkiye'nin uzun yıllar arzu ettiği, özellikle ileriki yaş gruplarının geçmişte yaşadığı sıkıntılara ve tecrübelere dayanaraktan onların psikolojik olarak rahatladığı, yeni gençlere de anlatılması gerekilen bir süreçe girdik. İnşallah bundan sonra 2019'a kadar süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Parlamento'nun da çalışmalarla birlikte, Sayın Başbakanımızın çalışmalarla birlikte inşallah bu anayasa değişikliğinin bir altyapılarında doldurularak inşallah değişiklikler de gerçekleşerek 2019'da yeni bir sisteme seçime gitmiş olacağız. Ve netice itibariyle bizler de rahatladık. Uzun bir süreçten geçtik. Uzun bir çalışmadan sonra rahatladık ama tabii yaz sezonu. Dediğiniz gibi, biraz önce ifade ettiğiniz gibi Gebze öyle organize sanayi olan bir bölge.
her geçen gün sanayi göçü alıyor. Her geçen gün sanayinin göçüyle birlikte bir çalışan, iş kesiminde çalışan beyaz yakalı, mavi yakalı kişilerin de buraya göç etmesi. Onunla birlikte tabii ki gündüz nüfus 1 milyonu geçiyor yani. Gece nüfusu 400 bin. Gündüz bayağı işte gece nüfusu 400 bin. 45 vilayetten büyük zaten baktığınız zaman. Gündüz 1 milyon olunca vilayet sayısı da aşıyor. Böyle bir diğer. Bunun tabii geçmiş sorunlar var, bugün sorunlar var, geleceğin sorunları var. Bununla birlikte inşallah hızlı bir konut üretimine, hızlı bir dönüşüme, yani yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm yerinde bir dönüşüm yaparak hızlı bir şekilde hem afet riskini ortadan kaldırmak, deprem kuşağında olan bir bölge olarak afet riskini ortadan kaldırmak, hem de yeni bir yerleşim alanların, yeni bir sosyal donat alanlarla birlikte planlanarak geçecek iki mahallemiz var. Onların da Yavuz Selim Hürriyet'le birlikte inşallah modern bir Gebze'ye kavuşmuş olacağız. İnşallah altyapısı zaten Büyükşehir Belediye Başkanımızla büyük koordinasyon içerisindeyiz. Birlik beraber içerisinde çalışıyoruz. Bir ahenk var. Bu ahenk neticesinde altyapı, üst yapı yatırımları devam ediyor. Parklarımız devam ediyor. Bütün ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz. Aşağı yukarı seçim beyannamemize vermiş olduğumuz yatırımların çoğu gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Şimdi sizi de çok iyi anlıyorum. Biz de bu süreçte hep Türkiye'yi karış karış gezdik. Gerçi Silvan'da sizle de keşke karşılaşıp beraber ciğer yeseydik Sayın Başkanım. Şunu gördük. Silvan ciğeri de meşhurdur yani. Evet, bir de yani o temponun içerisinde bir de orada tabii göreviniz var Silvan'da. Ben şunu gördüm. Yani tüm siyaset açısından Türkiye'de rahatlamaya fırsat olmadı. Yani yoğun bir referandum süreci, ben onu gördüm. Bitti ama hayat devam ettiği gibi her şey devam ediyor. Şimdi ben mesela merak ediyorum. Geçen röportajımızda Eylül ayındaydı. Sizinle konuşmuştuk. Mesela siz bir yandan Gebze'ye hizmet ediyorsunuz. Gebze'lere hizmet ediyorsunuz. Ama ben de şimdi dışarıdan gelen biri olarak merak ediyorum. Diyorum ki ben Macera Parkı'nda ne zaman eğleneceğim? İster istemez bunu merak ediyorum. O yeni bir çalışma vardı. Daha önce düğün de sizle karşılaşmıştık. Orası kapanmış galiba. Orası yine dalgıçlar için özel bir yer olacak. O derenin oradaki ıslahı var. Yani Gebze sanayi kentiyle beraber turizmde de hızlı gidiyor bence. Şimdi zaten Gebze sanayi kenti olarak algılamamak lazım. Burası bir tarih kenti. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin olduğu bir yer. Ballıkaya'nın olduğu yer. Yine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin 536. vefat yıl dönümünü yine 3 Mayıs'ta birlikte burada idrak etmiş olacağız. Vatandaş hem Fatih anlama, anlatma anlamında Hünkarşehir'de etkinliklerimiz olacağız. Arkasında yağlı güreşler var. Arkasından yine tarihi Osman Hamdi Bey Müzesi var. Yine aynı zamanda tarihi Bizans Kalesi var. Eskişehir sahillerinde. Bunlar bir değerlerimiz, kervansaraylarımız var. İşte bunları bir devreye aldığımız zaman şu anda ciddi anlamda bunu restorasyon çalışmaları yapılıyor. Tarihi susarnıcımız var. Bunun çalışmaları da devam ediyor. Baktığınız zaman sadece sanayi kenti değil, aynı zamanda tarih bir kenti olduğunu ortaya çıkarmış olacağız. Yine bununla birlikte Ballıkayaları bu sene işte bakım alıyoruz Büyükşehir'le birlikte. İnşallah orayı da aldıktan sonra böyle bir şelalenin olduğu Ballıkayalar bölgesinde devreye almış olacağız. Yine köylerimizde mesire alanlarımız var. Bu mesire alanları İstanbul'un yanı başında olma münasebetiyle orada atospor olan at binicilik kulübümüz var. At binicilik sporlarımız, ok atma sporlarımız orada gerçekleşecek. Yine suni göletler, bungalov evler ve otel şeklinde yapacağımız mesire alanlarla birlikte artık İstanbul'dan buraya gelmiş olacaklar. İstanbul'dan bence artık kimseyi dışarıya kaçırmayacaksınız başkanım. Benim gördüğüm bu. 2009'da hep onu şöyle söylüyordum. Artık Gebze zorunlu yaşanılan bir kent değil. Yaşamaktan mutlu olduğumuz bir kent haline geleceğini her zaman ifade ediyordum, söylüyordum. Bugün yapmış olduğumuz Macera Aksiyon Parkı Eskisar'da dağ kızağıyla, tırmanma dağıyla bu bölgede yok. İstanbul'da bile dağ kızağı yok. Ankara'ya kadar yok. 630 metre. Hem köprü manzaralı hem boğaz manzaralı yani Marmara Boğazı manzarası. Ay ışığının en güzel izlenebildiği bir bölgede. Bir de gerdanlık yani, var orada. Yani var işte köprümüz var, Osman Gazi köprümüz var. Baktığınız zaman yani mükemmel bir alan. İstanbul ve de ödül alacak 103 dönüm alanında bir park. İstanbul'dan buraya gelecekler. Yani bu bölgede yaşayacaklar akşamları ve gündüzleri. Bizimkiler yani Gebze'de yaşayanlar İstanbul'a gitmekten ziyade artık İstanbul'daki buraya gelecek hale gelecekler. Yapalım buradan başkanım o zaman yatırım için de o zaman Gebze. Biz bekliyoruz yani gelenlerden gelmeyin demiyoruz yani. Bizde de var demiyoruz yani yaşayabilirler. Gebze artık yaşamaktan mutlu olunan bir kent haline geldi. Bütün mesele şudur. Yaşadığınız yer yaşanılan bir kentse sahiplenmeye başlarsınız. Eğer yaşanılabilecek bir kent değilse bıkmaya başlarsınız ve orada uzaklaşmak istersiniz. Dolayısıyla Gebze Allah'a hamdolsun
gelinen 8 yıllık belediye başkanlığı döneminde ciddi bir mesafe kat etmiştir. Hem bakanlarımızın, milletvekillerimizin katkıları, Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok büyük emekleri var. Hem buranın büyükşehirle sınırlarına alınması noktasında, genel yatırımların yapılması noktasında. Bizler de yerelde büyükşehir ve Gebze Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlarla Gebze bugün hak ettiği noktaya gelmiş. Bugün bir İstanbul'la Kocaeli'ye bağlı, İstanbul'la Kocaeli'nin arasında bir Kocaeli'nin en büyük ilçesinde bir tanesi ama Banyo hattının en son nihai noktası, bu İstanbul'un Banyo hattının en nihai noktası, metronun nihai noktası, Marmara'nın nihai noktası ve dolayısıyla entegrasyonu İstanbul'a çok yakın, Kocaeli'ye yakın. Böyle bir güzellik var. Lokasyon olarak Anadolu'nun bağlantı noktasında, limanlarıyla beraber, havalanına yakınlığı. Bunlar Sabiha Gökçen şurası. Önemli faktör. Bir de başkanım şu dikkatimi çekti. Hani bunu yüzünüz diye söylemiyorum ya da Gebze'deyiz diye. Bölge Gebze olarak geçiyor. Yani hani siz demin böyle farklı ilçeler bahsettiniz. Tamam hepsi farklı ilçeler ama hani algıda seçicilik diye bir şey var. İstanbul il sınırından dışarı çıktıktan sonra aslında belli bir noktaya kadar algı hep belki de eskiden kalan bir başkanlık hep bir Gebze algısı var. Ben mesela oğlumla dün beraber gezdim. Yani çocuk şehir çocuğu bunu almış İstanbul'da ki şurada Anadolu yakasında. Dün ballı kayalarda o çocuğun suyla oynayışını gördükten sonra dedim ki ya burnumuzun dibinde Gebze diye bir cennet var. Değerlendirmek lazım. Şöyle diyeyim yani bugün Bursa'ya gidip gelen vatandaşlarımız var İstanbul'dan feribotlarla. Bugün Eskişehir'e girmemiş bugüne kadar. Bizim vasıtamızla bu yapılan tanıtımlarla vasıtasıyla girip ya bugüne kadar nasıl keşfetmedim, burayı görmedim, o kadar geldim geçtim diyen insanın böyle duyarlı insanlarımız var. Bizde bile. Yani şöyle Gebze'de yaşıyoruz. Gebze'nin çoğu yerini bilmeyen Gebzeliler var. Ama dışarıdan gelenler daha meraklı. Geldikleri şehri gezme ve görme anlamında, kültürünü okuma anlamında. Şu anda yapmış olduğumuz tarihi çalışmalarla beraber Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, vakfiyesini kitap haline getirdik. Kitap. Fatih Sultan Mehmet'in fermanlar kitabını yaptık. Ve bununla birlikte Gebze'nin tanıtımı ve tarihsel anlamda gelişimini, başlangıcı ve bugüne kadar gelen süreçte, yaşadığı süreçte kültürel ve sosyokültürel tarihi anları bir kitap haline, doküman haline getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz değişik kitapçıklar şeklinde. Bunlardan sonra artık turizm anlamında tanıtımlarla birlikte, tarihi tanıtımlarla birlikte bir sanayi olan kent Gebze'nin, sanayi kenti olan Gebze'nin artık farklı özelliklerinde olduğunu insanlar bilecek. İnşallah İstanbul'a gelen turizm anlamında turların Gebze'de akşamları veya gündüzleri, hafta sonları, hafta içi fark etmiyor. O turlarında bu bölgede ziyaretleri, tarih mekanında ziyaretleri, buradan Kocaeli'ye kadar uzanan bir tarih koridorunda gerçekleşmesini arzu ediyoruz ve üzerine gayretle, çabayla sarf ediyoruz. Gebze ile ilgili böyle müthiş, bunu da yapacağım. Böyle hani yastığa kafamı vurduğum zaman bu da benim uyumadan önce bir hayalim, inşallah bu da olacak diye aklınızdan geçen bir şey var mı? Yani bugün en büyük proje nedir diye sorsan, Gebze halkı mutluysa biz de mutluyuz demektir yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.